Kural diye bir şey tanımaz. Zaten sanatçının kuralı olmaz. Fabrikadan aldığın maaş kolay kolay yetmiyor. Yani bakkala borç, kasaba borç, ayakkabı tamircisine borç. Her tarafa borç içinde yaşıyoruz. Vallahi Ahmet ilk eline bağlamayı aldığında hani böyle ulaşılmaz bir oyuncağa kavuşur da insan sevinir ya bir çocuk. Yani böyle eviriyor, çeviriyor, bakıyor, çalıyor, bir şeyler yapıyor filan. Biz Sümerbank bağlama ekibini kurduğumuzda şimdi de 17 yaşında, 16-17 yaşında filandık yani. Bir grup, o da 11 yaşında. Aşağı yukarı 11, 10. İlk sahneye çıktığında da hiç unutmuyorum. Bağlamanın, çünkü çok küçük, bağlama büyük. Yanına bir sandalye koyduk. Tekneyi oraya koyduk. Aldı eline. Gayet ciddi böyle. Başladı çalıp söylemeye. İnsanlar hayran oldular yani. Ya bu küçücük çocuk sanki ders almış gibi, kurs almış gibi. Hiç detone olmadan, hiç şarkıların sözlerini karıştırmadan, unutmadan oturdu güzel mahzuniden türküler söyledi bize. Ahmet'e gelip oldu işte. Zaten Allah'tan orada evine gitti. Hani hep müzikle uğraştı. Fakat ona rağmen biz kendi elimizle götürüp teslim ediyorduk. Hani izine geliyordu. Babam diyordu götür oğlum Gelibolu'ya kadar. Birliğine kadar diyor. Girdiğini gör diyordu yani. Çünkü bu adam kaçar gelir diyordu. Şimdi bunun Tuvay komutanı gece paltosunu asıyor. Adam normal elbisesini giyiyor gidiyor. Ahmet de gece gidiyor Tuvay komutanın elbisesini paltosunu giyiyor. Altında bir don var bir de atlet var. Bisiklete biniyor tur atıyor Gelibolu'da. Tabii bütün herkes esas duruşa geçiyorlar. Selam veriyorlar. Komutan geliyor, komutan geliyor diye. Nizamiye'de yakalıyorlar bunu. Aa bakıyorlar bu komutan değil. Ya diyor ne yapayım üşüdüm diyor, soğuktu diyor. Komutanın paltosunu diyor, gördüm, giydim diyor. Çıktım bisikletle dolaşıyorum. Geleceğini gördü yani. Tamam dedi burada benim dedi. Hatta mesela bir devlet güvenlik mahkemesi ona demiş ki sen git Avrupa'yı biraz dolaş oğlum demiş yani bir bak sana yurt dışı tahtı koymuyorum. Abi dedi bu dedi bana şu demektir yani sen buradan git seni burada yok edecekler. Hayır dedi ben dedi ölmeye gidiyorum dedi. Sen dedi hani yarın bir gün diyorlar ya dedi mahşer zamanı herkes ayağa kalkacak. Bana dedi orada bonjour bonjour diyecekler dedi. Sana da selamun aleyküm Mustafa nasılsın diyecekler. Bir de espri yaptı güldürdü beni yani. Gülten aradı beni. Abi dedi Ahmet'i kaybettik dedi. Ben dedim ki Ahmet dedim nasıl kaybedersin ya? Konsere gitmiştir yani bir şey olmuştur. Öldü öldü dedi. Ben bittim. Kaybettik dediğin zaman ben anladım onu. Ama beyin kabul etmiyor işte onu. Reddediyor yani. Konsere gitmiştir diyorsun. Bir yere gitmiştir. Bakkala gitmiştir. Berbere gitmiştir. Haberini attık. Ahmet bana ben ölmeye gidiyorum dediği zaman şunu söyledi. Dedi ki abi dedi ben orada ölürsem şimdi sen benim abimsin dedi. Atamızsın. İnsanlar müdahale edemeyebilirler. Alıp beni buraya getirirler dedi. Buraya getirmeyin. Ne zaman ki dedi Türkiye'de gerçek bir demokrasi olur. İnsanlar özgür olur. Tıpkı Avrupa gibi. Şarkılarından dolayı insanlar yargılanmaz. Kitaplarından, şiirlerinden dolayı insanlar vurulmaz, öldürülmez. Yani böyle bir ortam dedi. Olursa beni dedi mezarından sökün kemiklerimi getirin koyun. Çünkü dedi burası benim ülkem.